widening that lane. Evet, değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu haftaki konuşmamızı Cengiz Yıldırım hocamız yapıyor. Beraber çalıştığımız bir proje. Uyaz Gökova Körfezi'ndeki kıyıdaki yükselimlere baktık. Bizler birçoğumuzun bildiği gibi dağlarda çalışıyoruz genelde. 2000-3000 civarında. Bu sefer deniz kıyısındaydık. İlginç uygun mevsimde gerekiyor. Uygun mevsimde, evet. İlginç ön sonuçlarımız var. Şimdi kendinizi davet edelim. Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Atilla Hoca'nın dediği gibi bu ortak yaptığımız bir proje aslında Bodrum depreminden sonra, 2010'daki Bodrum depreminden sonra şekillendi. Bodrum depreminden hemen sonra araziye gitmiştik, kosismik deformasyonlar var mı yok mu diye. Çünkü fay denizin içerisinde olmuştu. Kıyıda bununla ilgili gözlemler yapabiliriz mi diye gittik. Gördük gerçekten fayla o depremle birlikte kıyıda kosismik deformasyonlar var. Hemen sonrasında TÜBİTAK'a hızlı destek projelerine başvurduk. Ve TÜBİTAK da hızlı destek vererek bu projemizi destekledi. Yine İTÜBAK'tan da, bizim araştırma fonundan da bu proje için destek aldık. Ve bu sene Bodrum çevresinde daha önce yaptığımız araziyi bütün Gökova kıyıları boyunca yaptık. Şimdi başlayacak olursak, ilk önce temel bir giriş yapmak istiyorum. Biz neyi kullanıyoruz? Bildiğiniz gibi yer şekilleri, özellikle tektonik olaylarda karakteristik yer şekilleri oluşuyor ve bu yer şekillerinin boyutları ve oluştukları zaman ölçeğine göre sınıflandırabiliyoruz ve bununla ilgili tektonik çıkarımlarda bulunabiliyoruz. Burada bakın, yukarıda zaman ölçeği var. Onlu yıllardan milyon yıllara kadar. Yatay ölçekte de 1 metreden 1000 kilometrelik alanlara kadar çıkarımlar yapmak mümkün. Özellikle düşey eksene baktığımızda, bugün size anlatacağım bölümde olan yer şekilleri 1 ile 10 metre arasında gelişiyor. Ama bu yer şekillerinin 100 metreler seviyesinde olanı denizel teraslar şeklinde karşımıza çıkıyor. 1000 metreler olanları ise Türkiye Jeoloji Haritası'na baktığımızda torosların üzerinde gördüğümüz denizel tortan yanyaşlı çökellere karşılık gelen yükselimleri ifade ediyor. Benim kullandığım yer şekilleri bunların içerisinde şurada notchlar diye Türkçe çentik olarak çevirdiğimiz yer şekilleri. Çok basit şekilleri var. Bu şekillerin depremle ilişkilendirmek çok kolay. Biz de onları ilişkilendirerek kosismik ve poliosismik çıkarımlarda bulunmak istiyoruz. Genellikle bu tür çalışmalarda 5 temel veri kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi gelgit ölçümü yapan, günlük dalga ölçümü yapan, deniz seviyesi ölçümü yapılan araçlardan, cihazlardan alınan veriler. Denizin bu kıyının ıslak zonu içerisinde yaşayan canlıların ölümü, hayalet ormanlar dediğimiz ormanlar, 1999 İzmit depreminden sonra Gölcük kıyılarında olmuştu. Kavak ağaçları suyun altında kalıp hepsi ölmüştü onun gibi. Tsunami çökelleri ve bugün üzerinde konuşacağım dalga aşınım çentikleri ya da son yıllardaki ismiyle gelgit çentikleri. Aslında Türkiye'de ilk kosismik olarak yükselmiş kıyıları tanımlayan kişi İhsan Kettin. Bu salonun da adı biliyorsunuz İhsan Kettin hocamıza ait. Kendisi 1968 Bartın depreminden sonra sahaya gidiyor ve Amasra Çakraz arasındaki kıyıda, bakın şurada midyeli ve yosunlu siyah renkli alt kısımları görüyor. Karadeniz kıyısında yapılmış ilk gözlem. Türkiye kıyılarında Ege'de, Yunanistan'da, hatta İtalya'da da batıya gittiğimizde Batı Akdeniz'de depremlerle yükselmiş, kosismik olarak yükselmiş kıyıların varlığı biliniyordu, haritalanıyordu ama bizim Ege kıyılarımızda şimdiye kadar hiç bilinmiyordu. Hatta Ege kıyılarımızın yükselmeye değil, alçalmaya maruz kaldığı söyleniyordu. Ama biz bu çalışmamızda, birazdan göstereceğim size, bunun doğru olmadığını bulduk. Peki biz neyi kullanıyoruz? Az önce bahsettiğim dalga aşınım çentiği diye bir yer şeklinden bahsettim. C şekli bir çentik bu. Bu çentiğin üst tavan kısmıyla taban kısmı arası deniz seviyesinin maksimum ve minimum seviyesini gösteriyor. En derin kısmı ise ortalama deniz seviyesini gösteriyor burada gördüğünüz gibi. Ve bizim bildiğiniz gibi deniz seviyesi yeryüzünde kullandığımız en temel referans, en temel datum. Bütün topografya haritaları, bütün yükseklikler deniz seviyesine göre yapılıyor. Ve deniz seviyesinin
hangi zamanda nerede olduğunu bilirsek o deniz seviyesinde üstünde ya da altında olan bütün yer şekillerini kullanarak orada uplift ya da subsidence olduğunu söylemek mümkün. Biz bu yer şekillerini arıyoruz ve bu yer şekillerini bugünkü deniz seviyesine göre alçakta mı yükseklikte mi ona bakıyoruz kısaca. Peki nasıl oluyor bu? Bakın burada kireç taşı içerisinde gelişmiş bir çentik var burada. Deniz seviyesinin günlük salınımlarını görüyorsunuz. Onun oluşturduğu bir çentik bu. Eğer bu çentiğimiz, bu bir normal fay örneği arkadaşlar. Yükselen blok taban bloğu, alçalan blok taban bloğu. Eğer bu çentiğin konumu yükselen blok üzerinde ise deprem öncesinde şu şekilde bir geometrisi varken deprem olduktan sonra yükseliyor ve eğer yükselme deniz seviyesinin o salınımından alçak ise burada aşınım yeni bir çentik oluşturmaya başlıyor. İkinci deprem, üçüncü deprem, dördüncü deprem sonunda bu şekilde iç içe geçmiş C'ler şeklinde bir çentik geometrisi görebiliyoruz. Bu çok kullanışlı. Birazdan bunun benzer örneklerini göstereceğim. Daha da ilerlediğinde olay bunlara ripple tipi notch'lar deniyor. Bakın burada notch'lar var ama X'ler geometrisi şu şekilde C şeklinde olması gerekirken kaybetmiş. Bunların kesinti noktalarını, yüksekliklerini kullanarak yine eski depremlerle yükselen kıyının ne kadar yükseldiğini ve buralardan da eğer bulabilirsek yaşlandırabilecek malzeme genelde ozonda yaşayan vermetit gibi canlılar oluyor ya da litofago gibi canlılar oluyor. Onları topluyoruz, onları radyokarbonla yaşlandırıp bir deprem sırasında meydana gelmiş bir şey yer değiştirmeyi yaşlandırarak da iki ne zaman meydana geldiğini buluyoruz ve böylelikle depremin hem geçmişini hem de fayın kayma hızını bulabiliyoruz. Güzel örneklerinden bir tanesi özellikle Girit yayı boyunca ya da İtalya'da dama batma zonlarında çok bu tür notch'lar çok belirgin olarak yükseliyorlar ve korunabiliyorlar iksel geometrileri. Böyle bir ortamda bu notch'ların yüksekliklerini ölçüp daha sonra yaşlandırabilirsek burada gördüğünüz gibi bakın kayma hızıyla zamana bunları dağılımına baktığımızda aynı zamanda buradaki fayların deprem karakterini, deprem üretme karakterlerini de ortaya çıkartabiliriz. Depremlerin zaman aralıklarını, ne kadar büyük, ne kadar büyüklükte olduklarını, ne kadar kayma deprem başına meydana geldiği gibi çıkarımlar yapmak mümkün oluyor. Notch'lar az önce gösterdiğim C şeklinde ama bunların yaklaşık 50 tane türevi var. Genellikle kireç taşı ya da kireç içerisinde karbonat bulunan kayaçlar içerisinde gelişiyorlar. Çok farklı geometrilerde ve şekillerde ulaşabiliyorlar. Bunlar Akdeniz'de görülen çeşitleri bunların. Şimdi biz ne yapıyoruz? İlk önce araziye gidiyoruz. Bir kendimize geodetik network oluşturuyoruz. O anki kıyı çizgisini dalgaların fazla olmadığı plajlardan ya da kuytu küçük koylarda ölçüyoruz. Bakın burada total station'ımız var, burada prizmamız var. İlk önce kıyı çizgisini ölçüp o anki deniz seviyesinin kaydını alıyoruz kendimize. Daha sonra bakın burada çentik var, birazdan detaylarını göstereceğim. Bu çentiklerin altını, orta en derin kısmını ve üst kısmını ölçüyoruz. Dolayısıyla o deniz seviyesine göre yüksekliklerini buluyoruz. Ama bildiğiniz gibi deniz seviyesi gün içerisinde sabit değil, kendi salınımı var. Bu salınımları da geçen seneye kadar Bodrum'da böyle bir mareograf vardı. Onun verilerini kullanıyorduk ama Bodrum mareografı bozulmuş, şu an kullanılmıyor. Burada da COS en yakın ölçüm cihazı orada olduğu için COS'taki günlük, bakın bu 5 ile 6 Eylül arasındaki günlük ölçüm değerleri nasıl bir sinüzoidal dağılım gösteriyor. Burada da saatler var. Biz arazide örneğin bu saatlerde ölçüm yapıyorsak o saatlerdeki bu mareograf ölçümlerine bakıp kendi ölçümlerimizi kalibre ediyoruz ki biz gerçekten ne kadar yüksekliği ölçtük. Şimdi sahamıza bakalım. Neresi? Gökova Körfezi. Bakın burası Batı Anadolu'nun ve Orta Akdeniz'in ana tektonik yapılarını gösteriyor. Burası levha sınırımız Afrika, burası Ege levhası, burası Helen Yayı dediğimiz yay, Girit Adası burada. Burada bir dalma batma zonu var. Burada Hellenic Trench dediğimiz, burada bir hendek var. Bu hendek güneye doğru büyük bir hızla ilerliyor, yaklaşık 40 milimetre yılda. Ama bu güneye doğru 40 milimetre ilerlerken kuzeye doğru bu ilerleme yavaşlıyor. Dolayısıyla bir hız farkı oluşuyor burada ve burada geniş bir litosferik extension dediğimiz kabuğun genişlemesi durumu gerçekleşiyor. Bunun sonucunda büyük normal faylarla sınırlanan Horst ve Graben sistemleri oluşuyor. Ve aynı zamanda Anadolu levhacığı burada bu Hellenic Trench'e doğru, hendeğe doğru saat yönünün aksi yönde bir rotasyon dönme yapıyor.
Ve bu dönme hareketine bağlı olarak da aynen yine burada havzalar gelişiyor. Gökhava havzamız, pardon, gravenimiz burada. Birazcık daha yakından bakacak olursak, Gökhava graveni Batı Anadolu'da ve Ege'de en fazla depremselliğin yüksek olduğu yerlerden bir tanesi. Ve buradaki depremlerin odak mekanizmasını çözümlerine bakacak olursak, bakın büyüklükleri genelde 5 ve üzeri burada. Normal faylarla üretilen, depremlerle karakterize edilen bir depremselliği var. Bu da sahanın diri fay haritası ve son Bodrum depreminden sonra ortaya çıkan yayınlardan bir şekil. Diri fay haritasında da Gökova Körfezi'nin kuzeyini sınırlayan büyük bir Gökova fay zonu haritalanmış. Deniz içerisindeki faylar bu Yeliz İşçen arkadaşımızın yayınından elde edilmiş bir denizaltı fay geometrileri. Ama bununla ilgili bazı farklı görüşler de var, onları da göstereceğim. Burası şu işaretlerde tsunami olmuş alanları gösteriyor. Biliyorsunuz Bodrum depreminden sonra da tsunami olmuştu. Gökova Körfezi'nin içerisinde böyle bir fay seti var. Bu fay setinin geçmişi Atilla Uluğ'un 2005'teki çalışmasına dan itibaren başlıyor. Buralarda normal faylar ve onun arasında birleştiren Gökova Transfer Bayzonu olarak adlandırılıyor. Sol yönlü doğru tatımlı bir fay sistemi. Daha sonra İşçam ve diğerleri bunu 2013'te Gökova fay zonu olarak adlandırıyor. Yine sol yönlü burada kırmızı çizgiler sol yönlü doğrultu tatımlı fayları gösteriyor. En sonunda Neslihan hocamızın yeni çıkan yayını var. O da yine burada kırmızı ile çizilen fayları sol yönlü doğrultu tatımlı faylar olarak gösteriyor. Depremlerin odak mekanizması içerisinde yine sol yönlü küçük depremlerin olduğunu görüyoruz. Bu görüşten farklı olarak aslında burada Hülya Kurt hocamızın da çok güzel bir yayını var. O da normal fayları çok güzel çiziyor burada. En sonunda 2015'te Hüseyin Tur ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalar var. Burada da körfezin tabanın tamamen normal faylarla şekillendirildiği ve körfezin bir makas gibi açıldığı ve doğuya doğru gençleştiği görüşleri var. Yine karada çizilen faylar var. Ben bu sunumda bu haritayı kullanacağım. Çünkü burada gördüğünüz kırmızı, sarı kırmızı noktalar bizim bu proje kapsamında arazide gözlem yaptığımız ve yükselmiş kıyıları bulduğumuz noktalar ve bunları bu haritadaki batimetrideki faylarla ilişkilendirmek kolay olduğu için bu şekil üzerinden anlatacağım size. İlk önce Bodrum çevresinden başlayacağım. Geçen sene Bodrum depreminden sonra yaptığımız gözlemleri göstereceğim size. Bu kırmızı yıldızlar burada bizim geçen sene sahada yaptığımız gözlem noktalarını gösteriyor, ziyaret ettiğimiz. İlk nokta hemen şurası Karaada, Karaada'nın içmeler mevkiinden noktalarımız var şu noktada. Biz sahaya gittiğimizde bu manzarayla karşılaştık. Burada 4 tane köpek var. Bunun 2 katı da arabanın içerisinde köpek var. Bu adam buraya köpekleri getiriyor, yüzdürüyor, sonra götürüyor. Otelin sahibiymiş. Bu adamla konuşurken adam bize dedi ki bu havuzu ben yaptım buraya, bu taşları ben koydum buraya ve koyduğumda bu taşları benim bileğime kadar geliyordu su burada diye depremden önce. Depremden sonra gittiğimizde şans eseri onunla karşılaştık. Artık bu su, bu taşlar hiçbir zaman suyun altında kalmıyor. Dolayısıyla sahada kişisel olarak bize verdiği bir bilgi ve bunu posismik olarak yükseldiğini gösteriyor bize. Biz de burada ölçüm yaptık. Yaklaşık 10-15 santimlik bir yükselim var. Aynı zamanda şu an karanlık olduğu için göstermiyor ama burada bu mortality of intertidal organisms dediğimiz orada yaşayan alglerin de renginin değişmeye başladığını yükselimden dolayı öldüğünü görebiliyorduk. Devam edelim yine aynı sahada. Ersen arkadaşımız depremden hemen sonra sahaya gidiyor. Orada Ersan Otel diye bir otele gidiyor. Oradakilerin dediği bu bir iskele ayağı. Şu paslı zonun sular altında olduğu daha önceden ama depremden sonra yaklaşık 20 santim yükseldiği şeklinde. Yine bir görgü tanı verisi var. Gümbet civarına gittiğimizde ve Akyarlar civarına gittiğimizde yine plajda bir beach club burası. Burası bir duş yapılan yer. Yine söyledikleri şunun tabanı suyun içinde olduğu depremden önce ama şu an 12 santim kadar yukarıda oldu. Bunlar sahada görgü tanıklarından aldığımız gözlemlerdi. Peki jeolojik, jeomorfolojik olarak neler vardı? İlk önce Yassıkaya'dan başladık. Çünkü depremin dış merkez konumu en yakın burayaydı. Burada bakın Yassıkaya dediğimiz küçük bir kayacık, adacık burada. Tam ortasından bir çizgi çiziyor. Burada fayı kendiniz de görebilirsiniz uzak mesafeden biri. Yakından baktığımızda drone görüntüsünde gerçekten de burada bu makaslama zonunu görmemiz mümkün bu fayla ilgili olarak. Daha da yakına gittiğimizde
Az önce gösterdiğim fayın doğu kıyısında bakın şurada bir girinti var, oyuntu var. Bu çentik diye biz bunu yorumladık. Çünkü burada tabakalar batıya doğru şu şekilde eğimliydi ve o tabakaları kesen bir çentik yüzeyi var. Bu da yaklaşık 20-25 santim deniz seviyesinden yukarıda. Bu bizi cesaretlendirdi. Hemen burada görünce şu kıyılara da bakmaya hemen gittik. Burada bakın çok güzel ilk çentiğimizi bulduk. Belirgin bir çentik geometrisine sahip ve deniz seviyesinden daha yüksekte. O da yaklaşık 20-25 santim yukarıda. Bakın bir diğeri de burada. Belirgin olarak. Diğer bir örneği burada. Bütün o kıyı boyunca bunları görüyoruz dağılımlarını. En güzellerinden bir tanesi burada. Ve bu bizi burada gerçekten kosismik bir yükselim olup olmayacağı konusunda kafamızda bir soru işareti çıkardı. Çünkü Yunanların yayınladığı bir INSAR datası vardı. O dataya göre burası 25 santim alçalması gerekiyordu. Daha sonra kıyıda gözlemlerimize devam ettik ve buranın yükseldiğine inanmaya başladık. Çünkü bakın şunlar vermetitler. Bu da litofaga biliyorsunuz. Bunlar suyun içerisinde yaşıyorlar. Deniz seviyesini doğrudan gösteriyorlar. Burada yaklaşık 20-25 santim deniz seviyesinden yukarıda bulunuyorlar. Ve buranın bize kosismik olarak Karadağ'ın yükseldiğini gösteren jeomorfik delillerden bir tanesi. Şu şekli hatırlatmak istiyorum size. Bakın birden fazla deprem sırasında nasıl iç içe geçmiş çentiklerin oluştuğunu. Bakın burada bir üst çentiğimiz var. Güncel çentiğimiz de altında devam ediyor. Bu da burada daha önce sadece posismik olarak değil, paleosismik olarak da Karadağ'ın yükseldiğini gösteren güzel bir jeomorfik delil olarak karşımızda. Bu sefer Karadağ'ın güney kuzey kıyılarında iki konumumuz daha var. Oraya baktık. Burada bir belirgin bir kireç taşımız var. Bakın burada bir çentik var. Onun altında güncel çentik devam ediyor. Ve o kosismik olarak yükseldiğini düşündüğümüz çentik içerisinde patella dediğimiz o ıslak zonda yaşayan canlıların artık ıslak zonun üzerine çıktığını ve üzerlerinde artık ölmeye başladıklarını gösteren deliller olduğunu gördük. Bakın o şekli tekrar hatırlatayım size. Şurada Ersen'in üstünde duran çentik ve altta güncel çentik var. Buranın da yine kosismik olarak yükseldiğini, hatta paleosismik olarak da bir önceki depremlerle yükseldiğini gösteriyordu. Şimdi şu noktaya göstereceğim size. Bakın burada benim jeomorfolojik olarak dil ovası diye tarif ettiğim fan delta dediğimiz geometriye sahip bir oluşum var. Görünümü bu şekilde. Eskiden bir otel varmış. Şurada bakın bir plaj var. Daha yakından bakacağız. O plajın üstündeyiz şimdi. Yakından baktığımızda plajın tamamen plajın gerisindeki düzlüğün tamamen yine plaj çakıllarından, yassı yuvarlak plaj çakıllarından oluştuğunu gördük. Bunu biraz değiştiğinde içerisinden böyle güzel korunmuş denizel kalkılar bulduk. Bunu karbon 14 yaşlandırması için çok güzel bir malzeme. TÜBİTAK MAM'a verdik. Sonuçlarını bekliyoruz. Şimdi Bodrum civarından sizi güneye götüreceğim. Daha sonra böyle bütün körfezi dolaşacağız. Mersincik burnun olduğu kesimden başladık. İlk burada Merdivenli diye bir koy var. O koy içerisinde bulduğumuz ilk çentik buydu. Drone ile çekimini yaptık. Bakın şu yukarıdaki çentiği görebiliyor musunuz? Aşağıda da güncel çentik var. Aslında bu çentik içerisinde de çentik var ama bu açıdan görünmüyor. Bakın çok belirgin bir şekilde güncel kıyı çizgisinden yaklaşık 70 santim yukarıda bütün kıyı boyunca bunu izleyebiliyoruz. Bu güneyde ilk gördüğümüz çentikti ve bizi aslında güney kesiminin de körfezin aktif olduğunu göstermesi açısından güzel bir jeomorfik belirteçti. Tabii orada da Trabzonlular var. Biz burada ölçüm yaparken az kalsın kendimizi öldürüyorduk ama bu adam nasıl buraya çıktı, nasıl bunu yazdı? Tebrik ediyorum bütün Trabzonlulara o açıdan. Burada o çentiğin izini çok rahat görebiliyoruz burada. Dediğim gibi 70 santim yukarıda. Daha yakından bakın şurada o çentiği çok net görmek mümkün. Hatta ikinci çentiğin başlandığı alan burada. Şu şekli tekrar hatırlatmak istiyorum size. Birden fazla depremi gösteren jeomorfik belirteçlerden bir tanesi. Bu bizim guletimiz 25 metrelik. Çok güzel bir guletti. Burası da Merdivenli koyu. Karadan ulaşımı yok ama kesinlikle gitmenizi tavsiye ederim. Mükemmel bir yer. Hiçbir şekilde el değmemiş diyecektim ki burada bir dalgıç elbisesi kalmış. Ama yine de çok güzel bir yer. Bakın şurada çentiğin geometrisine birazcık daha baktığımızda aslında büyük çentikten içerisinde çentikler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada birden fazla polisimik depremin olduğunu gösteren çok güzel jeomorfik kanıtlardan
bir tanesi. Şimdi birazcık daha doğuya gideceğiz bu kesime. Burada da bakın, buraya çok fazla yanaşamadık sığ olduğu için. Bakın şu çizgi çok net kıyı çizgisini gösteriyor ve onun altında şuradaki o girinti C şeklindeki girintiyi de görebiliyorsunuz. Yine o kıyı boyunca bu yükselimin sadece o noktada olmadığını, daha yakından görüntüsü bu şekilde zoom yapılmış görüntüsünü görebiliyoruz. Devam edelim. Körmen Körfezi'ne doğru yaklaşıyoruz şimdi. Orada da bu yükselim aslında gösterdiklerimin hepsi geç Olesen yükselimi. Yani son birkaç bin yıl içerisinde gelişmiş yükselimler. Çünkü biz deniz seviyesini biliyoruz ki son 3-4 bin yıldır günümüz deniz seviyesindeydi. Günümüz deniz seviyesinin üstündeki her bu jeomorfik belirteç bize Holosen içerisindeki deformasyonu gösteriyordu. Aslında bu deformasyonun daha da uzun dönemli olduğunu gösteren başka jeomorfik deliller de var. Bunlardan bir tanesi burada 140 metre yüksekliğinde bulduğumuz denizel seki. Hemen onun altında da bakın şöyle bir çıkıntı var. Bunu da yakından baktığımızda da bunda da yükselmiş kıyı çizgilerini görebiliyoruz. Bu Holosen'i gösteriyor, bu muhtemelen Pleistosen'i gösteriyor. Bunun oblik görüntüsüne baktığımızda bakın oradan belli oluyor mu bilmiyorum. Şurada eski kıyı çizgisini bile görmek mümkün. 140 metre yüzeyinde tamamen yatay, düz ve düzeye yakın bir yüzeye sahip denizel taraçayı da burada uzun dönemli Pleistosen yaşlı deformasyonu göstermesi açısından çok kıymetli bir jeomorfik delil bizim için. Şimdi Körmen Körfezi'nin kuzeyine gidelim. Şu noktalara bakacağız. Bakın yine o kıyı çizgisini, yükselmiş kıyı çizgisini 1 metre, 1,5 metre yükseltisinde görebiliyoruz mesafeden. Daha yakından görüntüsü bu şekilde. Şimdi Akbük tarafına gideceğiz. Bütün bu kıyı taradık. Bu kıyıda bir tane bile bunlardan bulamadık. Bunun da sebebi şu jeoloji. Bu tür çentikler karbonat, kireç taşı ya da karbonatlı kayaçlar içerisinde gelişiyor. Buradan itibaren Körfez'in güney kıyısı tamamen ofiolitik kayaçlardan oluştuğu için içerisinde bu tür çentikler oluşmuyor. O yüzden onları göremiyoruz. Sadece şurada Kleopatra'nın plajının olduğu bir ada vardı. Unuttum ismini. Sedir Adası. Orada çok güzel bir arkeolojik bir delil vardı. Eski bir bina var. O binanın içerisinde çentik oluşmuş. Sadece onu görebiliyoruz bu kesimde ama diğer şu kesimde kesinlikle jeolojiden kaynaklanan sebeplerden bunu görmüyoruz. Diğer bir şey de bu çentiklerin oluşması için gerekli olan jeolojik unsur da kireç taşı olsa bile eğer çok ince tabakalıysa, tabakalar çok dik şekildeyse yine bu çentikler oluşmuyor. Örneğin Akyaka ile Akbük arasında bu tür kayaçlar var. Bunların üzerine hiçbir şekilde bu çentiklerin oluştuğunu göremiyorsunuz. Daha böyle masif ve karbonatçı zengin kayaçlar olması gerekiyor. O yüzden bütün bu koyları gezmemize rağmen bir şey bulamadık. Ta ki Akbük ile Ören arasında. Burası çok enteresan. Buraya karadan bir geçiş yok. Bakın tekneden uzaktan baktığımızda bile şu en üstteki çentiği çok net görmemiz mümkün. Bu yaklaşık 1 kilometre kadar devam ediyor. Ören'e çok yakın. Daha da yakından baktığımızda bakın birinci çentik, ikinci çentik, üçüncü çentik, dördüncü çentik ya da güncel çentiği de bu şekilde burada görebiliyoruz. Ve bunun yükselimi, şu fotoğraftan göstereceğim, şu bizim Mira'mız. Şunun yüksekliği 1 metre 96 santim. Yani burada neredeyse şurası 1 metre 70 santim olsa, geç Holosen'de 1 metre 70 santimlik bir kosismik yükselimi görebiliyoruz burada. Ve tek bir olay değil burada, ikinci bir olay, üçüncü bir olay şeklinde burada sadece kıyıya çok yakın deniz içerisinde fayın varlığını gösteren çok güzel jeomorfik belirteçler. Buradaki tek sıkıntımız şu, bunları yaşlandıracak malzeme bulamıyoruz. Sahaya gittiğimizde korunmuyorlar. Sadece şu iki nolu çentikten bir tane yalan yanlış bir malzeme bulduk. İşte içerisinde güzel bir litofaga ama çevresi kristallenmiş. TÜBİTAK MAM'daki arkadaşlar onunla ilgileniyorlar şimdi. Ama eğer bulabilseydik 3 çentiği de yaşlandırabilecek malzeme, o zaman 3 depremi de yaşlandırma imkanımızı bulacaktık. O depremlerde ne kadar yer değiştirme düşeyi olarak meydana geldiğini bulacaktık. Ve depremlerin tekrarlanma aralığıyla ilgili çıkarımlarda bulunabilecektik. Fayın kayma hızıyla ilgili çıkarımlarda bulunabilecektik. Şimdilik proje devam ediyor. Belki gelecek arazilerimizde bulabiliriz. Yine şu şekli hatırlatıyorum size. Bakın bunların her biri depremi gösteriyor. Burada da en az 3 depremi gösteren büyük deprem. Burada deprem derken
yüzey kırığı oluşturabilecek, yüzeyde deformasyon meydana getirebilecek depremlerden bahsediyoruz. Onun için de Batı Anadolu'da depremin büyüklüğünün 6'dan büyük olması gerekiyor. Süper hızlı anlattım var ya, bitti. Sonuç olarak şöyle bir çıkarımda bulunuyoruz. Kuzeyde, Ören'de en az 3 tane büyük, 6'dan büyük depreminin varlığından söz ediyoruz. Şurada denizin içerisinde bir fay var. Gerçekten bu fay büyük depremler üretiyor ve dediğim gibi geç Holosen'de oldukça aktif bir fay. Güneyde en az 2 tane yine 6'dan büyük deprem üreten deniz içerisinde faylar var ki muhtemelen bu faylardan bir tanesi. Şu fayın kesiti, Hülya Hanım'ın çok güzel bir sismik kesiti var burada. 11 nolu sismik kesiti. Çok güzel görünüyor Datça fayı, düşük açılı bir fay olarak. Onun buraları yükselttiğini gösteriyor ve sismik tehlike analizi açısından güneyde ve kuzeyde körfez kıyılarının aktif deniz içerisinde aktif faylarla sınırlandığını, özellikle bu noktalarda da gözlemlerimiz var. Bunlar da yükselmiş ama ölçüm yapamadığımız için kaç depreme karşılık geldiğini bilmiyoruz ama burada da kıyıları yükseltecek derecede büyük deprem üreten kıyıya yakın fayların olması büyük ihtimal diye düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi buradaki durum şu, garip değil. Bu Orkan, uzaylı gibi görünüyor. Kendisi süper teknolojik bir arkadaş. Drone uçuyor şu an ve drone'dan seyrediyor nereye gidiyor, ne şey yapıyor diye. Bu da Peter Salvatore. İlk bana e-mail yazdığında yine fake birisi bana bir isim, fake bir isimle e-mail yazıyor zannettim ben. Ama gerçek ismi Peter, soyadı da Salvatore yani. Hepimizden çok İstanbul'da olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, belki Nusret Hoca'dan, Osmanlı'dan geldiği için şey olabilir. 3 nesildir İstanbullu. Türk vatandaşı kendisi. Dalgıç bir arkadaş. Web sitesi var. Web sitesinde bizim bu araziyle ilgili hazırladığı videolar var. Onları seyredebilirsiniz. Onun da dalgıç kıyafeti. İkisi böyle güzel bir kombinasyon oluşturdular grup açısından. Gerek kendilerine gerek diğer arkadaşlara hepsine çok teşekkür ediyorum. Projeye koydukları katkılar için. Teşekkürler. Evet. Sorusu olan... Nusret Hoca var hocam, yeni öğrenci. Yeni öğrenci. Ya yani dalga eğitimindeki değişiklikler bu işlere yansıyacak mı?